أهل الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله. Şu göstermektedir Subhan Kemali, göründüğü fescelali ile cemali, cenahindir bilir var ehli hali, eserde zıl nehari ile leyali. Bu berzaktan çıkıp hakka giydelim, cemali ba kemali seyredelim. Şu göstermektedir Subhan Kemali, Mevla Teala Celle Celaluhu, kemalatını göstermek murad etti. Göründüğü fescelali ile cemali, Mevla'nın celali ve cemali göründü. Yani celal sıfatına ait eserler gözüktü. Cemal sıfatına ait eserler gözüktü. Cenahindir, iki kanatlıdır. Yani iki taraf, iki yönlüdür. Yani nasıl anlatsak? Yani celal sıfatı demek hani sert mevzular, sert şeyler demek. Cemal de yumuşak şeyler demek, öyle anlayın. Yani tek kelimeyle izah edecek olsam ancak böyle söylerim. Cenahindir, iki kanatlı, iki taraflıdır. Bilir var ehli hali. Ehli hali var, bilir anlar bunu. Eserde zil, mesela buna Mevla'nın mahlukatının içerisinde Mevla'nın celal sıfatının eseri, cemal sıfatının eseri, buna bir numune, misal, örnek verecek olursak, nehari ile leyali, gündüzde gece mesela. Gündüz Allah'ın cemal sıfatının eseridir. Gece Mevla'nın celal sıfatının eseridir. Bu berzaktan çıkıp, bu geçitlerden çıkıp hakka giydelim, cemali vaki manisi. Şimdi uzun müddettir arkadaşlar Mü'minun suresinin baş tarafı okunuyor. Genelde sizinle devam ediyor zaten. İşte Cuma'dan önce buradan okundu gene. Normalde hep ileriye devam ediyorum. Ama son bahsi, Cuma'da son okuduğum paragrafı sizinle bir daha okuyacağım. Çünkü yani beni çok salladı orası böyle. Cuma'da son okuduğum paragrafı sizinle bir daha okuyacağım. Sonra devam edeceğim inşallah. Ama acayip. Şimdi peygamberimiz, biliyorsunuz beraber okuduk zaten. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramla beraber oturuyorlar idi. Böyle vahiy geldiği zaman bir alamet, bir işaret olurdu peygamberimize. Böyle rengi değişiyor peygamberimizin, şekli değişiyor. Böyle ortalıkta arı vızıltısı gibi bir ses duyuluyor. Ondan sonra böyle peygamberimiz böyle terliyor falan böyle. Şekli değişiyor böyle. Öyle bir hal oldu. Sonra o hal kalktı. Yani vahiy gelmesi bitti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dua etti biraz. Dua ettikten sonra buyurlar ki işte bana 10 ayet-i kerime indirildi. Kim bunları yaparsa cennete gider. Sonra Mü'minun suresinden başından işte bu ayet-i kerimeler okunuldu. İşte her ayet-i kerimede Mevla Teala matlub olan, istenilen, kullarında beğendiği özellikleri söylüyor. İşte müminler kurtuldu. Bu müminler şöyledirler, böyledirler, şöyledirler, böyledirler, şunu yaparlar, bunu yapmazlar gibi özellikler zikredildi. Şimdi son işte Cuma'dan önce okuduğumuz yerin son kısmı. Bismillah. Vellezine hum li emanatihim ve ahdihim ra'un. Vellezine, bu müminler, bu kurtulan kişiler öyle insanlardır, öyle kişilerdir ki hum, onlar li emanatihim, emanetlerine ve ahdihim, ahitlerine, sözlerine ra'une, riayet ederler. Kurtulan müminlerin, kurtulacak olan insanların ahirette Mevlamızın Celle Celaluhu rıza-i şerifine kavuşup, nail olup,
kurtulacak insanların özelliklerinden bir tanesi ne neymiş arkadaşlar? Emanetlerine ve ahitlerine ne yaparlar? Riayet ederler, yerine getirirler. Emaneti neyse yerine getirir. Ahdi sözü neyse ne yapar? Yerine getirir. Şimdi mesela bu hep okuyoruz arkadaşlar. Yani sonuçta Kur'an-ı Kerim okuyor, hep devamlı okuyoruz. Mesela elhamdülillah. Bunu buralarda okuduk. Kaç kere okuduk mesela? Yani bir mana anlıyorsun ama şimdi Efendimiz'i izah ederken iki tane kelime kullandı burada. Hiç öyle aklına gelmemişti insana. Şimdi emanetlerine riayet ederler. Ne anlarsınız mesela? Ne anlıyor insan? Aklın mütebadir olduğu, aklın böyle ilk olarak akla gelen şey ne burada? Ne demek emaneti korurlar? Mesela? Anlat. Misal ver. Biri sana, mesela ben kalktım bunu sana bıraktım. Yusuf dedim bunu 3 gün sonra alabilir miyim dedim. Sana verdim. Tamam. Sonra? Sen de onu muhafaza ettin. Kendi malını korur gibi ne yaptın? Safsaklamadın. Kendi malını korur gibi ne yaptın? Muhafaza ettin. 3 gün sonra ben gelip senden istediğimde de ne yaptın? Bana tekrar ne yaptın? İade ettin onu. Değil mi? Bunu anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Ki bu mana doğru. Ama bu kadar değilmiş. O kadar geniş vura o kadar bak yarım satır böyle şu kadarcık böyle yarım satır bir ayet-i kerime o kadar geniş böyle yani hapı yuttuk yani ha. Şimdi bakın. Onlar ki emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. Emanet kelimesi namaz, oruç, gusül vesaire ibadetler gibi kul ile Allah arasında olan emanetlere emanet deyince böyle Allah ile arandaki hukuk, Mevla ile senin arandaki benim, değil mi? Namaz Allah ile benim aramda, oruç Allah ile benim aramda, değil mi? Allah ile benim aramdaki hukuk. Bu namazda kimsenin bir dahli var mı? Yok. He? Değil mi? Kimsenin bir mesela hırsızlık yapmak Allah ile senin hırsızlık yapmanın bir Allah ile senin aranda olan yönü var. Bir de kul ile senin aranda olan yönü var, değil mi? Mesela diyelim ki kuldan helallik alsan. Bu taraf hala duruyor. Veya tövbe ettin, af diledin, Allah-u Teala seni affetti. Bu taraf hala ne yapıyor? Duruyor, çift yön. Mesela gıybet ettin. Gıybette ne var? Bir Allah ile alakalı yön var. Yasak çünkü. Mevla'nın yasağı. Bir Mevla ile alakalı yön var. Bir de ne var? Kulla alakalı yön var. Ama namaz ne arkadaşlar? Tek taraflı. Sadece kimle alakalı? Allah ile alakalı. Şimdi emanet deyince Allah ile olan hukukun sadece Mevla ile senin arandaki mevzular... Emanet kelimesi namaz, oruç, gusül vesaire ibadetler gibi kul ile Allah arasında olan emanetlere, Allah'ın kulu üzerindeki haklarına, kullar arasında alınıp verilen emanetlere, demin verdiğim misal, dikkat edin şimdi, vekaletlere, memuriyetlere, memuriyet deyince illa yani devlette memur olmak öyle anlamayın. Nerede çalışıyorsun? Fabrikada çalışıyorsun. O fabrikada nesin sen? Memursun. İşçisi memursun işte. Daha memur emrolunan demek. Amir emreden, memur emrolunan. Sen emredilensin. Biri sana ne yapıyor? Emir veriyor. Şunu yap, şunu yapma diyor. O sana emredilen iş sana ne? Söyleyin. Emanet. Kurtulan insanlar bu emaneti yerine getirirler. Sen orada memursun. Oraya memurluğa girmekle yani memurluk deyince kalıp hani devlet öyle anlamayın. Ya tamam mı? Oraya sonuçta diyorsun ki burada birileri bana iş verecek, şunu şunu yap diyecek, ben de bunu yapacağım diyorsun değil mi? Doğru mu? O iş yerine bunun için giriyorsun değil mi? Seni bunun için oraya alıyorlar değil mi? Değil mi? Evet. Diyorlar ki, buyur. Bize işçi lazım. Ne demek işçi lazım? Biz bir şeyler yap diyeceğiz. O da yapacak. Böyle bir adam lazım bize. Sen de diyorsun ki yaparsam ne vereceğiniz bana? Diyorlar ki ayda sana 1000 lira vereceğiz, 1500 lira vereceğiz. İşte sigortanı yapacağız. Yemek şunu şunu ne artık neyse konuşuyorlar. Senin de kafana yatarsa, içine geliyorsa ne yapıyorsun? Kabul ettim diyorsun. Ne demek kabul ettim? Kardeşim sizin bana ne bir şeyler yap şu şu saatler arasında bir şeyler yap deme hakkınız var. Siz ne derseniz ben ne yapacağım? Yapacağım. Vakti saati geldiği zaman da artık ayın 3'ü 5'i 10 neyse nasıl konuşulduysa usulü neyse o saatte de sizin vazifeniz ne? Bana konuştuğumuz ücreti ne yapmak? Vermek. Doğru mu? Doğru. Memuriyet neymiş? Ama işte sen söz verdin bir kere oradan o kapıdan girerken o anlaşmayı yaparken ne yaptın? Söz verdin. Sen ne dersen ben ne yapacağım onu? Yapacağım. Kurtulan adamlar emanetleri yerine getirirlermiş.
iki gün önce, Cuma'da söyledim arkadaşlar. İki gün önce biri telefonla aradı. Bir mevzu sordu. Ki ona cevap veremedim yani. Bak biraz bir kısmını söyledim. Bir kısmını biraz bakayım, soruşturayım. Ondan sonra konuşuruz dedim. Bir daha ara dedim. Arar büyük ihtimal, arar Allah'ın izniyle. Bir şey daha sorabilir miyim dedi. Buyur dedim. Öğretmenmiş arkadaş. Bazen dedi dersleri dedi. Bir iki dakika geç giriyoruz dedi. Ne oluyor dedi yani böyle. Yani herkes de oluyor bu dedi yani. Ama dedi benim işim rahat etmiyor. Ben her ay hesaplıyorum işte kafama göre 300-500 neyse. İşte 100 lira bir öğrenciye veriyorum. İşte 200 lira bir fakire veriyorum. Şunu şöyle yapıyorum. Böyle bir şey olur mu dedi. Yani ortalığı toparlar mıyım diye sordu. Bu adamın düşündüğü şeye bak. İki dakika diyor ben derse geç giriyorum diyor ya. Bak adamın hesabına bak. Gördün? Bak. Yani hesap yapsa bile yanlış yani. Hesap yaptığı zaman kurtarır mı paçayı tamamen? Ya gene kurtarmaz. Ama bir hesaplamak da gene büyük iştir. Şimdi sen bir şeyse hiçbir şey hesaplamıyorsun. Hatta gidiyorsun bir de rapor alıyorsun, götürüyorsun iş sahibinin gözünün önünde soka soka böyle al diyorsun. Bak rapor diyorsun, gelmiyorum diyorsun. Ona hasta değilsin işte, herkes biliyor işte. Hasta değilsin işte. Raporum var. Yani raporum varsa var, Allah Allah. Geçen bizimkilerden bir tanesi oldu, gıcık oldum ben. Yani bizde öyle bizim işlerde resmiyet yok, tamam mı? Bizim işlerde resmiyet yok, tamam mı? Ama laf söyledi ya bana, böyle o laf çok böyle acayip böyle bir gıcık oldum ben lafa yani. Arkadaşlardan bir tanesinin serçe parmağı kırıldı. İnsanın serçe parmağı kırılınca ne olur? Söyleyin. Ya öğrenemiyorsunuz hala ya. O kadar konuşuyorum size ya. Ne olmuş olur insanın serçe parmağı kırılınca? He? Söyleyin. Serçe parmağı kırılmış olur. Kardeş bu kadar. İnsanın serçe parmağı kırılınca ne olur? Söyleyin. Serçe parmağı kırılmış olur. Bu kadar ya. Öğreneceksin yavaş yavaş. Neyse ayağı alça alınmış. Alınsın. 15 gün yok piyasada. Bana şey diyor, doktor diyor 15 gün rapor verdi diyor. O kadar gıcık oldum. Bir şey demedim ona. O kadar gıcık oldum. Yani ne oluyor size? Ne oluyor? Ayağın alçılınca ne oluyor yani? Burada alçılı ayağı alçıladım yapacağı iş yok mu burada? Burada ayağı alçılı adamın yapacağı iş yok mu? Var. Bir sürü ihtiyacımız var bizim. Ne demek doktor bana 15 gün rapor verdi? Ne demek ya? Hep menfaat. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Bir yerde yine böyle bir mevzu açıldı. Bunu size çok anlatmışımdır. Hani yeni arkadaşlar duysunlar. Bir ara sendikacılıkla uğraşmış birisi söyledi. Hocam dedi bu eli mevzular, iş mevzuları açıldı. Sendikacılıkla uğraşmış. Hocam dedi bir gün şey oldu. Fabrikada yemek. Herkes sıraya giriyor, yemek alıyor. Sona kalan vatandaşa muz kalmamış. Ne kalmadı? Muz. Tutanak tutturmuş. Muz kalmadı bana. Ben yeteri miktar kalori alamadım. Tövbe tövbe ya. Allah aşkına. Ben yeteri miktar kalori alamadım. Çalışmıyorum. Oturmuş akşama kadar. O saatten akşama kadar oturmuş. Vallahi piyasada kanun vardır. Söküyordur da Allah'a sökmez bunlar kardeşim. O senin kalori hesabın falan. Sanki evinde muz yiyorsun her gün. Her gün sofraya oturunca sanki böyle kalori hesabı. Hanım bugün sofrada az kalori var. He? Var böyle bir şey? Allah ne verdiyse var yok Allah Allah. Ha var yok. Var yok ne kadarsa o kadar. Kalori hesabı mı yapıyorsunuz? He? Hanım bugün bizim çocuklar kalori alamadı. Öyle var mı? Yok öyle bir şey ya. Ne gezer ya? Ne o? Yırtacak ya. Akşama kadar kafa yapacak orada. Terbiyesizlik ya. 8 ne? 8 ne? 8 ne? Arkadaşlar. Bir yerde gene böyle konuşuyorum. Biri dedi iş şartları ne olacak dedi. Millet hakkı ne zannediyor ya? Hak ne demek hak? Kardeşim sen karşı tarafta anlaşıyorsun. Bak şimdi dikkat et. Ne dedik mesela 1500 lira değil mi? Adam kalksa sana 1400 lira 1499 lira 99 kuruş verse ona da aynısını konuşurum.
Ona da aynı bu ses sonunda ne yaparım? Konuşurum. 1499 lira 99 kuruş verse ne yaparım? Aynısını konuşurum. Niye ne konuşun kardeşim? 1500 konuşun, Allah Allah. Ya ama sen de bu adama senin işini yapacağım diye konuştun ya. Allah Allah ya. Sen kaçmaya fırsat arıyorsun. Ya, esnafla oturun konuşun var ya, neler anlatırız ha. Neler anlatırız ya. Ne eş... Tövbe tövbe ya. Bizim Mehmet'i biliyorsunuz, ateş. E bunların büyük iş yerleri var. Bir de bunlar titiz insanlar, tamam mı? Hoş insanlar yani. İlgileniyorlar. Mesela tablet yemek yapılıyor. Hocam diyor, yani özel yaptırıyoruz. Tablet yemeği ne yapıyoruz? Özel yaptırıyoruz. Normalde tablet böyle yapılıyor. Bizim işçilere ayrı kazanda ayrı şekilde yapılıyor yani. Hani biz biraz daha fazla ücret ödüyoruz. Ne yapıyoruz öyle? İki kerimine menemen çıkmış. Vay, her gün menemen mi olur? Sanki evinde her gün yemek yiyor. Ben bugün cumadan önce çorba içtim. Dün akşam yemek yedim mi? Yok işte, öyle abur cubur atıştırdım böyle. Öğlen zaten yok. Dün sabah kahvaltı yaptım ben de. Ciddi diye laf söylemem ama ciddi konuşuyorum. Sabah kahvaltı yaptım ben. Hatırlamıyorum ben yani. Yani aklıma gelen şey, 60 yapmadım, 40 yaptım yani öyle yani. Belki 60'tan fazla yapmadım. Sanki evinizde 3 öyle öyle takır takır yani. Allah Allah. Bakmışlar millet vıdı vıdı ediyor. Tamam kardeşim. Yemek ücreti ne kadar? Misal söylüyorum, 5 lira. Aylık kaç para eder? İşte misal 100 lira. Neyse işte. Tamam, matematik hesabı yapmıyor. Herkes size verelim. Kendiniz evinizden getirin. Hocam diyor, herkes de çikolatası getirdi diyor. Alıyor diyor bisküvi. Lan sen bisküvi yiyip nasıl yapacaksın bu adamın işini? He? Nasıl yapacaksın sen bisküvi? Menemene laf ediyordun. Her gün menemen mi olur? Öyle değil mi arkadaşlar? O parayı versen herkese böyle yapmaz mı? Kimse kebap söylemez değil mi kendine? وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَاهُونَ. Bak. O kadar büyük, o kadar geniş mi burası? Aklın ayağına durur, şaşar kılırsın. Milli, ya. Allah beni, siz hepimizi mevlam ıslah etsin, iflah etsin yani. Böyle acayip. Herkes konuşuyor bir şey. Hep dalavere. Hep düzen. Hep kandırmaca. Hep laf cambazlığı. Hep ne? Laf cambazlığı. Laf cambazlığı. Bakın piyasada Allah, eşiyorlar, püşüyorlar, bir sürü laflar. İçi boş kardeş. Özgürlük. Ulan sen hayatına bak, sen özgürlüğün baş düşmanısın. Hürriyet, sen baş düşmanısın. Eşitlik, sen baş düşmanısın. Bak hayatına, sen baş düşmanısın ya. İnsan hakları, ulan sen insan haklarının baş düşmanısın sen. İnsan hakları değil mi? Sadece kendini düşünüyor insan. Sen insan değilsin ona göre. Değil mi? İnsan hakları diyor ama insan sadece kim? Sadece o. Sen insan değilsin ki. Kardeş, insan hakları da o zaman seninki hak, anladık da benimki hak değil mi? Benimki yok. O nasıl insan hakları o zaman ya? Seninkini hakkı bağırıyorsun, çığırıyorsun da o zaman benimkini de aynı bağırıp çığırman lazım. Bak ben ne diyorum? Vatandaşına 1499 lira 99 kuruş varsa ona da aynısını bağırırım. Niye? Sen böyle söz vermişsin, yapmasan hatalısın. O da böyle söz vermiş, yapmazsa ne? Hatalı. Allah Allah. İşçi hakları. İşçi hakları tamam kardeş. Tamam, adam sana hakkını eksik verirse başımın tacı. Sen niye eksik veriyorsun ama o zaman? Madem sen niye eksik veriyorsun o zaman? Arkadaşlar, dünyadaki hesaplar ahiret çok ince. Niye? Ya ahiretteki mahkemeye görecek olan zat, evlâ zat-ı bâk-ı subhâniyye, hiçbir şey kaçmaz. Kandırılmaz. Eksiklik yok. Mesela dünyada anlatırsın hakime derdini. Hakim mevzuya tam vakıf olur. Ne kadar anlatırsan o kadar vakıf olur. Anlattığın şekilde hareket eder. Değil mi? Öyle yan yatıktı, çamura battı, öyleydi, böyleydi falandı filandı. Yani dünyada haklının haksız, haksızın haklı gibi gözükmesi mümkün mü? Mümkün. Ahirette bir şey yok. Ne kadarsa o kadar. Ne kadarsa hiçbir şey boşa gitmez. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا. Kim zerre miktarı? Zerre arkadaşlar, mesela çeşitli tarifler vardı kitaplarda.
Mesela böyle çok kolay, böyle güzel bir tarif söylüyorum size. Mesela gündüz böyle güneş vuruyor içeriye. İçeri böyle ışık vurursam böyle tozlar mozlar böyle uçuşur havada. İşte o zerre. Kim o zerre başta onun artık kilosunu düşünün, tamam mı? Onun boyunu, posunu, hacmini, kilosunu düşünün. Kim o kadar iyi bir şey yaparsa yarahu onu görür. Hemen yamel miskale zerretin çarın. Kim o kadar kötü bir şey yaparsa yarahu onu görür. Ne olacak? Bu dünya böyle. Biz kendimize bakacağız. Başkasına değil. Kime bakacağız? Kendimize bakacağız. Amir sen amirliğini bil, memur sen memurluğunu bil. Menfaat arkadaşlar işte yani hani işin konuşması işin kolay tarafı yani. Konuşması işin. Ben de sizin gibiyim yani konuşuyorum. Konuşurken ben de sizinle beraber ne yapıyorum? Tamam, bu ağızdan çıkıyor bu kulaklar da aynı sizin kulaklar gibi ne yapıyor arkadaşlar? Ben de sizinle beraberim, tamam mı? Arkadaşlar. İnsan böyle oluyor. İnsan böyle oluyor. Allah'ın bana desteklemesi gibi. Emanet kelimesi namaz, oruç, gusül vesaire ibadetler gibi kul ile Allah arasında olan emanetlere adamı bak. O kadar mı kadar hoş değil mi? Hocam diyor 2 dakika diye geç gidiyorum diye derse de ne olacak şimdi diyor mesela. Şey dedim ona. Mesela dedim bana borcum var. Gitsen başkasına versen olur mu o parayı? Olur mu? Bana borcum dedim şey olur mu? Ben varım kardeşim borcum bana niye başkasına veriyorsun? Şimdi kardeş sen 2 dakika geç girmekle kimin hakkını almış oluyorsun? He? Sana maaşını kim veriyor? Milli Eğitim Bakanlığı veriyor değil mi? Sana maaşını kim veriyor? Ya unuturmayın burayı bana. Bir yerde sohbete uzun zaman oluyor. Bir yerde sohbete çağırdılar. Öyle uzaktan tanıştım ama sohbete devamlı gitmedim ya. Sohbete çağırdılar. Mevzu açıldı. Onlar açtılar da büyük ihtimal. Mevzuyu da büyük ihtimal onlar açtılar. Kaçak elektrik kullanma. Menfaat. Ben de konuştum. Olur mu kaçak elektrik kullanmak? Olur mu ya kaçak elektrik kullanmak? Olur mu arkadaşlar? Geçen konuştuk bir şey diyormuş. Allah'ın elektriği para mı vereceğiz? Allah Allah. Ulan Allah'ın olmayan hiçbir şey yok ki her şey Allah'ın. Ne demek Allah'ın elektriği para mı vereceğiz? Allah Allah. Ya bırak işte. Neyse ben konuştum biraz. Bunların zoruna gitti. Bunların zoruna gitti. Bana diyorlar ki biz seni böyle bilmiyorduk diyor ya. Ne diyecektim kardeş? Hani çalın çırpın kafanıza göre takılın mı diyecektim yani? Biz seni böyle bilmiyorduk diyor. Vay be. Hocam devlet dinli değil. Dinsiz olsun. Dinsizin hakkını alabilir misin? Söyleyin. Hatta dinsizin hakkı dinliden daha önemlidir. Benimle hakkım, hukukum vardır. Bir şekilde biz hesaplaşırız seninle. Ben eserle helal ettim dedim. Geçer gider. Gavurun da demez ki. Gavurun hakkı daha önemlidir arkadaşlar. Onunla hiç şebelleşme. Onunla hiç borçlu olma. Müslüman gene öyle böyle bir çözüme bir şey olur ya. Ha? Ya Müslümana da olmasın da. Ama hani misal söyleyeyim. 50 kuruş Müslümana hakkın var. 50 kuruş gavura hakkın var. Hangisi daha zor senin için ahirette? Gavura hakkın daha zor ya. Gavura hakkın daha zor. Şimdi tutturmuş. Böyle saçma sapan şeyler arkadaşlar. Hep menfaat. Hep ne? Menfaat. Benim menfaatime uyuyorsa sorun yok. Kafana göre takılır. Benim menfaatime uymuyorsa ha bana borcum var. Başkasına versen olur mu? Olmaz. Sana bu maaşı kim veriyor? Milli Eğitim Bakanlığı veriyor. O zaman sen bu parayı kime vereceksin? Sen her ay hesaplayacaksın. Kaç dakika geç kaldın derse. Aldığın maaştan o dakikanın mukabiline hesaplayacaksın. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na vereceksin. Artık nasıl verirsen ya, nasıl bir şey ona ulaştırmaya çalışacaksın. Ya bunu yapsa kurtarır mı paçayı? Kurtarır mı paçayı? Kurtarmaz. Dikkat et şimdi. Sen geldin, elini cebime soktun, cebimden 100 lirayı aldın, gittin. Sonra pişman oldun. Getirdin bana 100 lira ve onu yedin. Onu yedin. Sonra pişman oldun, getirdin bana 100 lira verdin. Sıfırlanır mı iş? Ya bayağı bir örtersin ama sıfır olur mu? Olur mu sıfır ya? Tamam bayağı bir sıvarsın orayı. Yamalarsın bayağı ama sıfır olur mu? Olmaz tövbe edeceksin gene Mevla ya. Yani öyle diyebilir misin? Ya ben nasıl olsa götürür veririm onu 100 lira. Şimdi götüreyim 100 lirayı sonra yarın götürür veririm. Öyle bir hakkın var mı? Öyle yok.
Yani ben hesaplarım, neyse veririm. Bugün 3 dakika geç kalayım, yarın 5 dakika geç kalayım. Hesaplar veririm. Öyle bir hakkın var mı? Yok. Ama şu var ki böyle bir şey olduysa ne yapmak lazım? Böyle hareket etmek lazım. Ama böyle düşünmesi çok güzel yani. Öyle hakikaten de çok kıymetli oluyor böyle düşünmesi. Biz de düşünelim arkadaşlar. Ruhul Beyan da var arkadaşlar. İbrahim Ethem Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Ya eski insanlar acayip ya. Beyazıt Bestami Hazretleri, ne bileyim yani. Ya işte onları böyle okuyorsun, böyle büyük insanların hayatlarını okuyorsun böyle. Yani ulan diyorsun, sen insan mı sayıyorsun kendini diyorsun yani. Ama abartmasın söylüyorum bunu ha. Sen diyorsun böyle ayakta geziniyorsun yani, adam gibi geziniyorsun. Sen insan mısın diyorsun kendine. Beyazıt Bestami Hazretleri dere kenarındalar. Üstlerini başlarını çıkarttılar, yıkadılar derede. Mesela çıkarttı gömleğini, yıkadı. E gömleği yıkadı, ne olacak şimdi? Arkadaşı dedi, serelim. Dedi, otların üzerine seremeyiz dedi. Niye? Börtü böcük gelecek, bir şeyler yiyecek, onların şeyini örtemeyiz dedi. E dedi, duvara asalım. Milletin duvarına çivi çakamayız dedi. E ne yapacağız? Nasıl kuruturuz? Koydu sırtına. Döndüler güneşe, kurudu o tarafı. Sonra çevirdiler öbür tarafı. Bunlar insan işte. Bunlar insan. İmam-ı Azam Efendimiz rahmetullahi aleyh birinden alacağı vardı. Tüccar alacağı vardı. Gitti. Alacağını tahsil etmeye, istemeye gitti. Güneşin altında bekliyor. Dediler, orada ağaç var. Ağacın gölgesine git. Dedi, o ağaç bana borçlu olan adamın ağacı. O ağaç kimin ağacı? Yani bana borçlu olan adamın ağacı. Şimdi dedi, ben o ağacın gölgesinden istifade edersem sanki hani o alacak borcumdan istifade etmiş olurum dedi. Yani. Benim adamdan alacağım 100 lira. 100 lira altı gölge değil. 100 lira vermiş. Ne almış olurum? 100 lira artı gölge almış olurum. Hesaba bak ya. Onlar insan işte. Bir ahirete bir çıkacağız var ya arkadaşlar. Böyle jet. Artık biz yürür müyüz? Geri vites mi gideriz? Emeklesem bile gene büyük iş ha. Bir bakacağım ben de. Ya kim uğraşacak onunla? Neymiş, sırtımı alacakmışım da güneş vuracakmış da kuruyacakmış. Otlarmış, böcekler yiyemezmiş. Kuşlar yiyemezmiş. Yemezlerse yemesin. İbrahim Ethem Hazretleri hacca gitti. Hacdan sonra Kudüs-ü Şerif'e gitti. Mescid-i Aksa ziyareti. İbrahim Ethem Hazretleri Ehlullah'tan büyük zat. Şey yapmış tabi, Harem-i Mekke-i Mükerreme'de hurma almış. Sonra tabi sonra çıkıyor piyasaya. Hurma alırken almış mesela. Konuşuyor, kaç kilo, 3 kilo, 5 kilo hurma neyse artık. Bir tane yere düşmüş. Herhalde benden düşmüştür demiş. Almış koymuş. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. Mütereddit bir şey varsa bu tarafa değil. Ne tarafa? O tarafa. Mütereddit bir şey varsa ne tarafa? Bana değil. Mesela şimdi benim sağ cebimde medresenin cüzdanı var. Sol cebimde kendi cüzdanım var. Bunu her derde böyle söylüyorum. Bilin, tamam mı? Ölürüm kalırım. Ölürüm kalırım. Şüpheniz var mı? Söyleyin. Yok da öleceğiz kalmayacağız. Öleceğiz, kalmayacağız. Sağ taraftaki cüzdan ne? Neresinin cüzdanı? Sağ tarafta para çıktı, o ne? Kimin parası o? Hizmetin parası. Sol tarafta para çıktı, o para kimin? Mesela bazen şimdi çocuklar şimdi çamaşır falan yıkayacaklar mesela şimdi. Boşaltıyorlar cepleri. Mesela para şimdi. Diyorum, nereden çıktı? Sağ cepten belli. Nereden çıktı? Sol cepten belli. Nereden çıktı? Bilmiyorum. Hangi cebin o? Sağ. Bilmiyorsanız nereye? Bilmiyorsanız böyle yaptınız mı? Diyelim ki 50 lira. Ne kadar bir zararınız olur? Ki zarar da sayılmaz o. Ne kadar zararınız olur? 50 lira. Ki zarar da sayılmaz. Hele benimkinde hiç zarar sayılmaz. Hele benim mevzu da hiç zarar sayılmaz. Bu tarafa geçti 50 lira. Püh, ne zararı be. Yuttun. Hopu yuttun. Hopu yuttu. Hopu yuttu.
Şimdi böyle ama. Evde oturuyorum. Sokakta gençler konuşuyorlar. Mahalleliler yani. Mahallenin gençleri gene. Görsem tanımam. Mahallenin gençleri. Ya pazarcılık falan yapıyor bizim orada. Sen diyor böyle diyor para kazanamazsın diyor. Böyle para yapamazsın sen diyor. Hayata bak ya. Hayatın maksadı ne? Neymiş hayatın maksadı? Bu kadar kötü ki arkadaşlar. Bu kadar kötü ki. Yemeyeceğin. Harcayamayacağın. Hesabını ödeyeceğin. Bir şeyin peşinde ömür boyu koş. Peygamberimiz öyle buyurdu. Yiyip bitirdiğin senin. Giyip eskittiğin senin. Yedin bitti. O kimin? Senin. Giydin eskittin o kimin? Senin. Tasadduk ettin ahirete gönderdin. Senin. Gerisi mirasçıları. O kadar. Ha mirasçılara kalsın. Kalsın. Ama yani mirasçılara kalacak diye de didinmenin de bir mana. Ha çalış. Ama bir gayen olsun. Yani. Ne bileyim. Zor iş arkadaşlar ya. Zor iş. Böyle bir yoğurmuş böyle bir şekil. Hani heykeltıraş alıyor böyle. Ha macun falan böyle kilbirli bir şekil veriyor ya. Dünya böyle bize bir şekil vermiş böyle. Böyle bizi sürüyor gidiyor. Biz de ahiret. Bak böyle insan olmak mesela. Kemal sahibi olmak. Böyle bak okuyorsun bak şu anlık şu bende. Beyazıt Bestami Hazretleri yaşamış yüzyıllar önce yaşamış. Hayatının iki dakikası sana bana ne oluyor? İbret oluyor. Hayatının iki dakikası ne oluyor sana bana? İbret oluyor. Bizim ömür gelecek geçecek. Ha var mısın ha yok musun yani? Ha var mısın? Ha yok musun? Yani sen dünyaya gelmeseydin ben dünyaya gelmeseydim ne olurdu yani? Diye öyle bir şey olacak. Düşünsene. Ama o zat dünyaya gelmeseydi çok şey olurdu. Bezzet Bestami Hazretleri, İbrahim Ethem Hazretleri'ni anlatacağım unutmayın inşallah. Bezzet Bestami Hazretleri biri geldi dedi bir rüya gördüm anlatabilir miyim dedi. Buyur dedi ona. Bu arada bu olay bana yani rüyayı böyle çok iyi anlatıyor. Yani rüya nedir? Bana çok iyi anlatıyor bu olay tamam mı? Dikkat edin. Dedi ben dedi rüyamda gördüm dedi dünyayı başımda taşıyorum. Rüyamda gördüm. Dünyayı ne yapıyorum? Başımda taşıyorum. İnna lillahi inna ileyhi raciun dedi. Bezzet Bestami Hazretleri. Dedi tabiri nedir? Yarın görürsün dedi. Vefat etti Bezzet Bestami Hazretleri. Bezzet Bestami Hazretleri vefat etti. Mahşer kalabalık cenaze. Mahşer kalabalık cenaze. Herkes tabutu taşımaya uğraşıyor. Arkadaşlar yani tabutu taşımakta cenaze meyyiti taşımakta çok büyük mükafat vardır. 40 adım taşınırsa 40 büyük günaha kefarettir diye rivayet var. Büyük günah bak ha. 40 adım taşıdın neye kefarettir? Büyük günah öyle rivayet var yani. Çok büyük iştir yani tabut taşımak. Herkes diyor ki Bezzet Bestami Hazretleri şimdi herkes böyle uğraşıyor böyle taşısın diye. Bu rüyayı gören zat da böyle öyle sağdan soldan geldi gitti yer bulamadı girdi tabutun altına. Dediler rüyanın tabiri. Arkadaşlar rüya insanın dünyayla bedenle dünyayla ilişkisi kesilir ruhun. Çok zayıflar böyle azıcık böyle bağ kalıyor yani. Ne yapar? Zayıflar. Ruh Lef-i Mahfuz'dan bazı şeylere muttali olur. Bazı şeylere ne yapar? Muttali olur. Muttali olduğu şeyler, gördüğü şeyler diyelim, bazen olduğu gibi aklında kalır. 2 kere 2, 4. Ama genelde insan onları şekillendirir. Mesela şimdi küçük bir çocuğa bir şeyler öğretmeye kalkıyorsun. Tamam mı? Mesela Elif öğretiyorsun. Ne diyorsun Elif'e? He? Elif derken daha böyle başka bir şeyler söyleyeyim bana. Elmanın E'si diyorsun mesela. Değil mi? Çubuk diyorsun mesela. Onun böyle bir şekil yapıyorsun ki kafasına ne yapsın? Kalsın. Genelde de böyle olur. İnsan gördüğü rüyada gördüğü ne yapar?
benzettiği o adamın durumuna göre benzettiği bir şeyle kafada ne yapar? Kalır. Şimdi bu kişi rüyasında ne gördü? Beyazıt Peygamber vefat etmiş gördü. Onun tabutunun altında ne yapıyor? Kaşı kaldırıyor gördü. Nasıl kaldı onun aklında? Ya Beyazıt Peygamber vefat etti. Ya dünyalar gibi büyük bir insan vefat etti. Onun aklında ne kaldı? Anladınız mı? Tamam mı? O ne gördü? Beyazıt Peygamber vefat etti. Onun aklında ne kaldı? Çok büyük birisi vefat etti. O ne kadar büyük birisi? Ya dünya kadar büyük birisi vefat etti. Ne kaldı onun aklında? Dünyayı taşıyor. Anladınız arkadaşlar? Şimdi bu insanların insanlığıyla oturmayı bilmezsin, kalkmayı bilmezsin. Konuşacağın yerde konuşmayı bilmezsin, susacağın yerde susmayı bilmezsin. Arabayla gidiyorum. Yine çok uzun zaman önce. Şimdi soğuk uyuyor. Şimdi kapandı orası. Dönemeç var. Işıklar böyle. İşlek Cami'de. Altın yolun üzeri. Tam soğuk uyuyor. Caminin orada böyle. Gümüşpınar'a dönen yol vardı. Şimdi kapandı orası. Oradan dönülüyor. Bir tane motosiklet var. Yani küçük bir motor. Vatandaş sendeli değil. Düştü düşecek bir şey oldu. Düşmedi büyük ihtimalle. Düştü düşecek bir şey oldu. Yani benim arabanın yanında da bir araba var. Servis arabası gibi. İşçi taşıyor, tamam mı? Elemanlar artık. İş dönüşüm, iş gelişim neyse. Ama hepsi kocaman yaşlı başlı adamlar yani. Vatandaş sendeli de düştü düşecek. Topunu toplasanız, toptancılar pazarında toptan satsanız bir top etmezler. Hani ehliyet almak için imtihana giriyorsun ya. Yani bak ben kendimi müstesna etmiyorum ha. Tamam mı? Kendimi müstesna etmiyorum. Öyle yani. Ama yani insan olmak için ehliyet verecek olsalar var ya. Ehliyetle insan olunuyor olsa var ya. Çok sınıfta kalırız ya. Çok sınıfta kalırız. Yolda gidiyoruz. Bizim memlekette arabalar var ya. Bir İshak abininki sakat. Bir İshak abinin kornada çalışmıyor. Bütün arabaların kornası. Her arabaların her şeyi bozuk olabilir, eksik olabilir. Çalışan tek kesin yani kesin garanti çalışan ne arkadaşlar? Kornalar çalışır bizim. Niye basıyorsun kardeş kornayı? Niye basıyorsun? Çekil geçeceğim. Lan geçsen ne olacak? Zaten 50 metre sonra trafik tıkanmış zaten yani. Gitsen 50 metre gideceksin zaten. Trafik tıkanmış zaten. Baksana anne. Ne basıyorsun kornaya? Ne basıyorsun kornaya? Basacak. Arkadaş neler? Ne hepiniz görüyorsunuz? Ben kendi gördüm. Siz de neler? Bizim kapıya gelişimiz zile basıyor. Yani olsa da göstersen böyle. Zile basmak ne demektir arkadaşlar? Hani ben geldim. Kapıya bakın. Bu ne ya? Tabii şimdi buradan anlamazsın. Sesi canlandırın ya. Ya basarsın ding der çekersin elini. Lan ne oluyor? Yangın mı var? Hani sanki böyle. Hani yangın var çabuk çıkın acele falan. Ne oluyor ya? Kim o? Ben. Lan sen kimsin? Acayip ya. Kim o? Standart. Fix cevap. Ben. Sen kimsin? Kardeş sen ben olamazsın. Ben buradayım. Ben ikinci kattayım. Ben diyorsun ya. Ben neredeyim? Ben ikinci kattayım. Aşağıdaki ben olamaz. Sen başka bir şeysin. Sen peygamberimiz kapı çalındı. Sordu peygamberimiz. Kim o sordu? Ben dedi. Kızdı peygamberimiz sana. Ben. Ne demek ben ya? Ben. Lan sen kimsin? Geçen fırçaladım beni. Ama iyice doldum böyle. İyice doldum fırçaladım. Kapı çaldı. Aynı bu şekilde. Neyse kim o? Cevap yok. Tamam biraz geç gittim tamam mı? Müşahit dedim biraz geç gittim. Cevap yok. Dedim herhalde çaldı cevap vermeyince gitti dedim. Döndüm. Yarım dakika bir dakika geçti bir daha çaldı. Normalde sabretmeye çalışıyorum tamam mı? Ama o gün yani. Kim o? Ben talebe için gelmiştim dedi. Kadının bir tanesi. Bir talebe birisidir. Buyurun dedim. Açtım kapıyı. Yukarı çıkacak. Abdese geçtim. Kardeş millet hiç düşünmüyor. Bu insanları hiç düşünmüyor bunlara.
İnan var ya, kimse bu insandır ne yapmıyor? Düşünmüyor. Geçen geldi bu bana. Başkası olsaydı almazdım ha. Vallahi billahi. Saat 11 mi ne? Ulan 11'de adama gelinir mi? Hele benim gibi adama hiç gelinmez. O da ben senin asker arkadaşın mıyım? Ne demek bu ben senin asker arkadaşın mıyım? Kardeşim, asker arkadaşında bacak bacak üzerine rahat rahat ne yaparsın? Oturursun. Ben seninle beraber olduğum zaman ciddiyeti muhafaza etmem lazım. Dikkatli olmam lazım benim. Sen asker arkadaşında çoraplarını çıkartıp oturabilir misin? Ben oturamam seninle. Benim muhafaza etmem gereken şeyler var. Düşünsene bunu. Benimle görüşeceksen arayacağım beni. Hocam müsait misin, gelebilirim diyeceksin. Ben sana gel dersem geleceksin yani. Niye? Ben korumam gereken şeyler var benim. O gün esmiş, ben soğan yemişim kardeş. Ben soğan yemem. O gün esmiş, soğan yemişim. Kapı çaldı. Ayıkla birincinin taşını. E şimdi düşün, asker arkadaşın sorun yok ama bende sorun var ya. Ulan canım çıktı ben bunlarla konuşana kadar. Yanında da yabancı birisi var. Böyle bakıyor şimdi gözümün içine. Çağırmasan olmaz. Buyurun dedim ama gel bana sor nasıl buyurun dedim. Anlıyor musunuz beni? Ya Ali'ye Veli'ye gitsen sorun yok. Ama bende sorun var kardeş. Ben öyle ben başkası adam gibi değilim ki. Ben dikkat etmem lazım yani. He? Fark ettin mi soğan yemiştim ben? Ya ben ama canım çıktı ama yani böyle konuşana kadar. Nefes tutada konuşuyorum. Ya. Kapı çaldı gene. Buyurun dedim. Kim o? Talebe için demişti. Buyurun dedim. Çıktı yukarı. Tam namaz vaktiydi. Namaz vaktine az kalmıştı. Gömleğimi çıkarttım. Geçtim abdese. Evin kapısı çalıyor. Ama böyle abartmasız böyle. Şimdi bir insanın evi o insanın kalesidir kardeşim. Unutmayın bunu. Bir insanın evi o insanın nesidir? Kalesidir. Bitti o kadar. Benim kaleme mi geldin? Gelebilirsin. Ama kapı benim kapım. Açarım açmamı benim dilenmiş. Sana sözüm var mı? Randevum var mı? Konuştuk mu? Şu saatte buyur gel dedim ben sana. Deseydim açmam lazım. Deseydim ne lazım? Açmam lazım. Konuşmuşum, söz vermişim. Abi, emanet. Ama demediysem vallahi müşahitim, açarım değilim, ne yapmam? Açmam ya, Allah Allah. Abdest alıyorum, kapı çaldı. Bak, farkın, ben sizi çok düşünüyorum arkadaşlar. Benim 5 kere 10 kere abdestle birinden başladığım oluyor. Abdest alıyorum, telefon çalıyor. Diyorum arkadaşımın işi vardır. Diyorum, bırakıyorum abdesti, yürü telefon başına. Konuşuyorum, dönüyorum böyle. Bir daha. Vatandaşın işi vardır, geri kalmasın. Bak inan bak, buraya sohbete geliyorum. Mesela şu anda telefon, hem bir ayar var telefonda. Yani arasanız bile çalmaz telefon şu anda. Bir de şey titreşimde, tamam mı? Telefon. Mesela buraya geliyorum. Buraya çıkmadan böyle buradan son anda böyle yapmaya çalışıyorum yani. Son anda böyle. Belki son bir dakika önceden birinin bir işi olur, beni arar, beni ulaşsın yani. Arayan ne yapsın? Ulaşsın. Değil mi bak arkadaş yani? Tamam mı? 24 saat böyleyim. Elhamdülillah. Hani anlayın diye söylüyorum, tamam mı? Ama kardeş. Bir de biliyor musun şimdi onlar? Dedim bakmıyorum. Dedim bakmıyorum. Al abdestimi al. Böyle bir rahatsız ediyor sizi değil mi? Şey, düşün beni nasıl rahatsız ediyor. Böyle bir de dellenmişim zaten. Neyse abdest bitti. Giydim gömleği, çorapları giydim. Açtım kapıyı. Bir şey diyemedi zaten. Çocukların dağılmış inmiştir aşağıya. Çocuk hocam diyordu, ben bir başladım zaten. Sözüm bitti. Kapattım kapıyı. Bana ne kardeşim ya? Ayıp ya. Düşün şimdi bunun 13-14 yaşında çocuğu olsa. Ya bu en azından 35 yaşında bu ya. He? Ayıp ya. Niye anlatıyorum bunu? Biz kendimize dikkat edelim. Biz kendimize dikkat edelim. Mesela benim çocuklar yapıyorlar öyle. Çocuğunun terbiyesini sen vereceksin kardeş. Kapıyı çalıyor. Açıyorum kapıyı. Adam gibi şu an bir daha kapıyı kibar çalıyor. Ondan sonra diyor. Kapatıyorum kapıyı tekrar sıfırdan.
geçiyor bu dönem. Bir daha çalsın. İnsan gibi çalsın. Kapı çalınması gerektiği gibi çalsın. Kapı çalınması nasıl çalınması gerekiyor? Öyle çalsın. Kalkıyor başlıyor. 5 kere yapsa 5 kere derim. Açarım kapıyı. Bir daha böyle çalacaksın. Kapatırım kapıyı. Bir daha çalsın. Açarım. Bir daha çalsın. Açsın. İşte daha uzadı mevzu. Ne kadar konuşulacak şey var değil mi? Bunların hepsi hayatımızda var mı? Yapıyor muyuz böyle şeyler? Yapıyoruz. Yani bunu kimseyi tenkit etmek için ayırmamış ama hataları ortaya seriyoruz ki dikkat edelim yapmayalım yani. Dikkat edelim yapmayalım. Dakika dolu. Bu onu anlatayım inşallah. İbrahim Ethem Hazretleri işte hurma aldı. Bir tane yere düşmüş. Bir iki tane. Onları kendini zannetti. Aldı koydu kesesine. Kalktı gitti. Arkadaşlar Mekke-i Mükerreme Suudi Arabistan. Şimdi Filistin Mescid-i Aksa, Kudüs. Dünyanın yeri şimdiki gibi değil ki. Haftalar sürmüştür gitmesi. Deve sırtında, merkep sırtında, yayan. Bu meşhur bir resim var böyle sarı bir kubbe var. Kubbetü Sahra, orası Mescid-i Aksa değil arkadaşlar. Orası Kubbetü Sahra. Peygamberimizin aleyhisselatü vesselam miraca çıktığı yer orası. O bir kaya var onun içinde. O kayanın üzerinden Peygamberimiz miraca çıktı. Orası Kubbetü Sahra. Mescid-i Aksa'nın tam karşısında. Hani mimari yapı olarak da Mescid-i Aksa ne yapıyor? Benziyor. Ama Mescid-i Aksa böyle eski bir yapı yani. Böyle hani öteki gibi parlak falan değil. Hep böyle onun resmi var sağla solda. O iyi bir şey değil arkadaşlar. O Mescid-i Aksa değil o. Mescid-i Aksa ona benziyor. Hani o kubbesi falan ona benziyor ama o Mescid-i Aksa değil. Kubbetü Sahra'da de İbrahim Ethem Hazretleri. Tabii teferruatı nasıldır? Ziyaret saati bitmiş. Görevli herkesi dışarı çıkartıyor. Bu öyle etmiş, böyle etmiş kalmış içeride. Artık öyle etmiş, böyle etmiş kalmış içeride. Dur unutmayın, buraya döneyim tekrar arkadaşlar, tamam mı? Bu hani karışık zamanlar vardı ya, 28 Şubat mevzuları falan. Dün de neredeyse hep böyle şeylerden konuştuk. Bu 28 Şubat olaylarında Şirincan var şeyde, ne onun ismi? Balçova'daki, tamam mı? Onun arkasında bir yerde arkadaşların sohbeti varmış. Rufaylıların büyük ihtimal. Fark etmez. Ne cemaat fark etmez. Şikayet olmuş, polis gelmiş. Bize hiç denk düşmedi öyle. Ya. Şikayet olmuş, polis gelmiş. Millet acayip bir şey ya. Şikayet eder ha. Arkadaşlar, bizim medreseye polis geldi biliyor musunuz? Niye polis geldi biliyor musunuz? Talebe komşunun köpeğini rahatsız etmiş. Onun için şikayet etti vatandaş. Öyle laf olsun söylemiyorum ama. Köpeğini havlatıyorlarmış. Bahçede köpeği vardı. O gitti zaten vatandaş da. Bağırıp çığırıyordu zaten. Asacağım, keseceğim, şöyle edeceğim. Benim köpeği rahatsız ediyorsunuz diye. İnsanların insan ne bileyim. Neyse polis gelmiş. Şimdi tunar tutuyor polis. Teker teker yazıyor. İsmin cismin yazıyor. Vatandaşın bir tanesi polis buradayken oraya sıvışmış. Oradayken buraya sıvışmış. Oradayken oraya vur derken kurtarmış kendini. İsim ne olmuş? Yazılmamış. Akşam rüya görüyor. Çok hoş bir şey ama ya. Çok hoş bir şey. Mahşer. Herkes mahşer meydanında. Bir melek çıkıyor. Diyor birazdan hesap başlayacak. Önce şu listedekiler çıksın. Onları bir cennete gönderelim. Sonra hesap başlıyoruz. Okuyorlar listeyi. Bu bizimki başlıyor zıplamaya. Ya diyor ben mi oradaydım diyor. İsmim yok diyorlar burada. Yani yok ismin. Senin ismin yok burada. Ya ben de oradaydım. Çok hoşuma gidiyor benim arkadaşlar ya. Elhamdülillah. Çok kıymetli şeyler bunlar. İbrahim Ethem Hazretleri işte Kubbetü Sahra sıvıştı. Çıkmadı dışarıya. Senede bir gün, bak teferruatını bilmiyoruz ama Ruhul Beyan'dan tefsirden naklediyorum size. Senede bir gün oraya melekler nüzul ediyormuş. İbrahim Ethem Hazretleri orada melekler geliyorlar. Bak teferruatı nasıl değil mi? Keyfiyetini bilmiyorum. Melekler konuşurlarken diyor ki biri ötekine, burada insan kokusu geliyor diyor. Öteki diyor ki, o İbrahim bin Ethem diyor ya. O İbrahim bin Ethem. Onun işte diyor şu kadar gündür diyor ibadete kabul olunmuyor diyor.
Niye? O diyor hurma alırken iki tane hurma kendisinde olan hurma onunkine karıştı diyor. İki tane başkasının hurmasını aldı diyor. Şimdi biz uğraşırız iki tane fazla girsin bizim keseye diye. Dedim ya bak hani yoğuruyor. Millet bizi ne yapıyor? Toplum bizi ne yapıyor arkadaşlar? Hayat bizi ne yapıyor? Yoğuruyor. Şimdi millet nasıl yoğrulmuş? Uğraşır iki tane daha fazla ne yapsın? Nasıl olsa da iki tane daha fazla benim keseye girsin. Tekrar kalktı gitti. Var mı? İki günde olmaz bu iş. İki günde olmaz bu iş. Tekrar kalktı gitti harem-i şerife. Aradı taradı çarşıyı, pazarı, alışveriş yaptı, yeri buldu. Bir tane genç bir delikanlı var. Dedi evladım dedi, ben işte falan ne zaman dedi, buradan hurma almıştım dedi. Böyle böyle bir olay olmuş dedi ama o hurma aldığım amca, dedi amca dedi, o benim babam dedi, de vefat etti dedi. Eyvah! Dedi evlat durum böyle böyle, hakkını bana helal et dedi. Helal olsun amca dedi. Ama dikkat edin, o adam vefat etti ya, o adam vefat edince onun hakkı sadece bu çocuk değil ki. Dedi başka kim var? Anam var, kız kardeşim var. Evvelden bir kişiyle helalleşecektin. Şimdi kalktı gitti evine. Anayla helalleşti, kardeşle helalleşti de paçayı kurtardı. Sonra kalktı devamı var. Kalkıyor gidiyor tekrar işte Kudüs'e. Ya arkadaşlar. Allah'ım toparlanmak nasip etsin hepimiz inşallah. Peki El-Fatiha.